iyi bir tartışma olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Ben de öncelikli olarak bu güzel toplantıya davet edildiğim için konuşmacı olarak çok teşekkür etmek istiyorum DLM Derneği'ne. Ben bugün agresif lenfomalar başlığı altında sizleri mümkün mertebe sıkmadan yüzlerce abstraktın içerisinden sizler için seçtiğim önemli ve klinik pratikte ileride de işimize yarayabileceğini düşündüğüm birkaç tane özeti sizlerle paylaşacağım. Ve buna mantle cell lenfoma ile başlayacağım. Çünkü bence agresif lenfomalar içerisinde sunulan abstraktların tümünün içerisinde en önemli çalışmalardan bir tanesi, klinik pratiğimize de yansıyacak çalışmalardan bir tanesi bu Triangle çalışması. Triangle çalışması aslında ibrutinib'i standart mantle cell lenfomanın tedavisine implante eden ilk basamak tedavide ve aslında otoluk nakilin yerini alabilir mi sorusuna cevap arayan bir çalışma, etkinlik ve güvenilirlik çalışması. Bu çalışma için baz alınan kriter aslında şöyle, biliyorsunuz yüksek doz arası içeren kemoimmünoterapi rejimleri, ardından otolog nakil ve ar idame, burada standart tedavi, yeni genç mantle cell lenfomalı hastaların standart tedavisi. Ve biz BTK inhibitörlerinin de gerek relaps refraktör hastalarda gerekse tedavi naif yaşlı hastalarda etkili olduğunu biliyoruz. İşte 2016 yılında European Mantle Cell Lymphoma Network grubu bu randomize 3 kollu çalışmayı başlattı. Çalışma 65 yaşın altında ECOG performans statüsü 0 ile 2 arasında olan tedavi naif ve ileri evre hastalar dahil edildi. Çalışmanın kollarına bakacak olursak eğer sanki karışıkmış gibi görünüyor ama aslında öyle değil. En alttaki kol şurada, özür dilerim ben, pointer var mı? En alttaki kol, arm A olarak ifade edilen kol aslında bizim standart tedavimiz. Standart indüksiyon tedavisi olarak R-CHOP, R-DHAP kullanılmış, 3 kür ve ardından otolog nakile hastalar yönlendirilmiş. İkinci kol, ibrutinib'in kullanıldığı kol. Burada indüksiyon tedavisi yine 3 kür verilmiş ama indüksiyon tedavisine ibrutinib eklenmiş ve otolog nakil yapılmadan 2 yıl boyunca hastalara ibrutinib idame tedavisi uygulanmış. Üçüncü kol ise standart kola ibrutinib'in eklendiği hem indiksiyonda hem de nakil sonrasındaki dönemde idame tedavi olarak ibrutinib'in eklendiği kol. Ve bu çalışma bu çalışmanın şuradan size göstereceğim şimdi hasta karakteristiklerine bakacak olursak hasta grupları arasında herhangi bir istatistiksel anlamlı bir farklılık görünmemekle birlikte IPI skorlarının bütün gruplarda yüksek IPI skorlarını yaklaşık %15-16'lık bir hasta popülasyonunu oluşturduğunu söylemek mümkün. Yanıtlara baktığımızda ise bu bizim standart kolumuz. Toplam 272 hasta var. Standart kolda ibrutinib eklenen kollarla karşılaştırılıyor. Toplam yanıt oranlarında ve tam yanıt oranlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmış. Dolayısıyla da ibrutinib'in eklenmesi standart kola, nakil yapılsın ya da ne yapılmasın biraz sonra söyleyeceğiz, etkin gibi görünmekte. Diğer yandan bu failure freedom survival eğrileri, gördüğünüz gibi alttaki kol, A kolu, bizim standart kemoterapi, kemoimmünoterapi ve otolog nakil kolumuz. Burada yeşil kola konsantre olmanızı rica edeceğim. Çünkü bu kol ibrutinib'in buna eklendiği kol. Yani ibrutinib'in otolog nakil de yapılıp da eklendiği kol. Bu iki kol arasında istatistiksel olarak anlamlı da farklılık gösterilmiş. Standart tedaviyle karşılaştırıldığında ibrutinib eklenen kol daha iyi görünüyor. Otolog nakil yapılan bu standart kolumuz otolog nakil yapılmaksızın ibrutinib'in idame tedavi olarak verildiği hem indiksiyonda hem de idame tedavi olarak sadece ibrutinib'in verildiği kolun karşılaştırılmasında ise istatistiksel anlamlı farklılık olmamakla beraber bunu tersinden okuyacak olursanız aslında otolog nakil tek başına ibrutinib'e karşı herhangi bir üstünlüğe sahip değil gibi görünmekte.
Diğer yandan bu iki kol arasında herhangi bir farklılık var mı? Uzun dönem sonuçları bekleniyor. Bunlar kafa kafaya görünüyor. Yani ibrutinibin eklendiği her iki kolda da, ibrutinib yalnız ya da ibrutinib otolog nakilli kolda da herhangi bir farklılık yok. Ama araştırmacılar burada şöyle bir şeyden bahsediyorlar. Derler ki otolog nakilin kendine özgü bir takım tabii ki yan etkileri ve toksik etkilerinden kaçınmak dolayısıyla da aslında burada ibrutinibi daha ön plana çıkarabiliriz sonuçlar şeklinde. Toplamsal kalımda herhangi bir farklılık yok ama oranlara baktığınızda bir miktar daha ibrutinib kullanan kolda daha iyi olduğunu yüzdelerin görmektesiniz. Yan etki profili açısından bakıldığında ise özellikle otolog nakili içeren iki grup arasında ibrutinib eklenmesi ya da eklenmemesi arasında yan etki profili açısından herhangi bir farklılık saptanmamış. Fakat idame sırasında bakılmış ki otolog nakile ibrutinibin eklendiği kolda özellikle enfeksiyon riski ve kardiyak olaylarla beraber fibrinotropin riski oldukça daha doğrusu yüksek. Sonuç olarak araştırmacılar ibrutinibin eklenmesinin nakil yapılsın ya da yapılmasın kabul edilebilir bir toksite ile güçlü bir etkinlik göstermekte olduğunu, mevcut standart yüksek doz rejimin otolog nakilsiz yeni ibrutinib içeren rejimden üstün olmadığının da açıkça gösterilmiş olduğunu vurguluyorlar. İbrutinib içeren tedavi bağlamında ise biraz önce gösterdiğimiz o iki eğrinin, başa baş giden eğrinin ayrılıp ayrılmadığını ileride göreceğiz. Otolog nakilin o anlamda rolünü de daha sonra göreceğiz. Ama bununla birlikte sonuç olarak genç mantle cell lenfomalı hastaların birinci basamak tedavisinde ibrutinibin kullanımını destekler sonuçlar elde edilmiş bu çalışmada. Mantle cell lenfoma ile ilgili olarak aktaracağım ikinci çalışma, bir faz 2 çalışma, yine tedavi naif hastalarda bir kombinasyonu içeriyor. Bir triplet çalışma bu. Biliyorsunuz hemen hemen bütün lenfoma alt tiplerinde artık daha kemoterapi free rejimlere doğru kaymaya başladık. İşte mantle cell lenfomanın da ilk basamak tedavisinde lenalidomid ve rituximabla yapılan bir çalışma sonrasında da bunun uzun dönem verileri zaten faydalı olduğunu göstermişti. Acalabrutinib ise yeni jenerasyon oldukça etkili bir BTK inhibitör. İşte mantle cell lenfomanın başlangıç tedavisinde bu üçlü tedavinin etkinliğini test eden bir çalışma. İndiksiyonda acalabrutinib 100 mg olarak başlanıp idamede devam edilmiş. Lenalidomid 15 mg başlanmış, hastalar tolere edilebilirse 20'ye çıkılmış, rituximab ise haftada bir verildikten sonra 4 hafta boyunca idamede her siklusta bir kez, lenalidomid de idamede 15 mg olacak şekilde çalışmaya devam edilmiş. Toplam 24 ay boyunca hastalara tedavi uygulanmış. Toplam hastaların karakteristiklerine baktığınızda ortalama yaş 64 görünüyor. Bütün hastalar ECOG performans statüsü iyi olan hastalar ve ileri evre hastalar. Burada MIPI skoruna baktığınızda yaklaşık olguların 105'te biri kadarı yüksek MIPI skoruna sahip ve Ki-67 proliferasyon indeksi ise olguların çoğunda %30'un altında görülüyor. Yaklaşık 1/4 olgunun da TP53 mutasyonuna sahip olduğu hasta karakteristikleri arasında belirtilmiş. Çalışmanın sonuçlarına baktığımızda toplam yanıt oranları 24 hastanın 24'ünde %100, CR oranı %83 görünüyor ve parsiyel yanıt oranları ise %17'lerde. Ve bu tam yanıt elde edilen 24 hastanın 18'inde MRD negatif CR elde edildiği gösterilmiş. Ve bütün bu yanıtlarında gerek MIPI skorundan, gerek Ki-67 indeksinden, gerekse TP53 mutasyon durumuyla ilişkili olmadığı, bunlardan bağımsız olduğu gösterilmiş. Bu çalışma aynı zamanda real-time monitorizasyonla MRD'nin de test edildiği bir çalışma. Bu da gerçekten oldukça önemli. İleride bunların da klinik pratiğimize gireceği çok açık. Burada sizin dikkatinizi çekmek istediğim nokta, bu hastalarda özellikle idame tedaviden sonra, yani 24. aydan itibaren hastalarda MRD negatif olgularda bir deeskalasyona gidilmiş ve deeskalasyon sonrasında görülmüş ki gerçekten de MRD negatifliği tespit ettiğiniz olgularda yanıtı koruyorsunuz, CR yanıtı oldukça başarılı bir şekilde korunmakta. Bu üçlü kombinasyonla progresyonsuz sağ kalım oranları 2 yıllık sonuçlarda %86.7, 2 yıllık toplam sağ kalım ise %100 olarak verilmiş tedavi naif mantle cell lenfoma grubunda. Dolayısıyla da bu triple biyolojik kombinasyonun iyi tolere edilen
ve yüksek yanıt oranları ve moleküler remisyon oranları ile birlikte olan bir kombinasyon olduğunu, idame tedavi boyunca da MRD takibinin özellikle ilerleyen zamanlarda toksiteden kaçınabilmek ve tedaviyi belli dönemde kesebilmenin, feasible bir şekilde kesebilmek adına uygun bir yaklaşım olduğu vurgulanmış ve bu çalışmanın üzerine rituximab'ın obinutuzumab'la yer değiştirdiği başka bir çalışma başlatılmış. Mantıl sel lenfoma ile ilgili son sizlere aktaracağım çalışma ise TARMAK çalışmasının ilk sonuçları. Bu relaps refraktör olgularda özellikle de TP53 mutasyonu ve BTK inhibitörlerinin refraktör olguların da dahil edildiği bir çalışma. Bu çalışma çok merkezli bir çalışma ve bu çalışmada aslında yapılmaya çalışılan şey şu: ilk kez bir relaps refraktör mantle cell lenfoma olgularında bir CAR T-cell ile bir BTK inhibitörünü bir araya getirerek yapılan bir çalışma. Tisasel ile ibrutinipi kombine etmişler sınırlı bir süreyle. İbrutinipi lokoferezden yaklaşık minimum 7 gün önce başlamışlar. Sonra lokoferez, ardından opsiyonel bir köprüleme ile tisasel infüzyonu gerçekleştirilmiş ve toplam 6 ayın sonunda bütün tedavi kesilerek tedavisiz hastalar izleme alınmışlar. Bu çalışmada infüzyon toplam 20 hastaya yapılmış. Median yaş 66. Önceki tedavilere bakıldığında olguların yaklaşık yarısında nakil yapılmış, otolog kök hücre nakli yapılmış. %50'si BTK inhibitörü kullanmışlar ve 9 hasta refraktermiş. 44 hastada ise TP53 mutasyonu olan olgularmış. Yanıt oranlarına bakıldığında gerek birinci ayın sonunda gerekse dördüncü ayın sonunda CR oranlarının %80'lerde olduğunu görüyoruz. Relaps refraktör mantle cell lenfomalı olgular bunlar. Biraz daha detaya indiğimizde özellikle BTK inhibitörlerini daha önceden maruz kalan ya da bunları daha önceden kullanmayan olgularda ya da TP53 mutasyonu olan olgularda da yine yanıt oranlarının oldukça yüksek olduğu bu çalışma ile gösterilmiş. Yan etki açısından ciddi anlamda ölümle de sonuçlanan herhangi bir yan etkiyle karşılaşmamış araştırmacılar yönetilebilir yan etkiler olduğundan bahsederler. Bu çalışmada ayrıca Lugano yanıt kriterlerinin haricinde MRD değerlendirmesi de yapılmış. Akım sitometriyle MRD negatif olgular %70'ini, moleküler metotla bakılan MRD'lerin ise %40 negatif olduğu gösterilmiş. Birinci yılında hastaların progresyonsuz sağ kalımları %75 ve toplam sağ kalımları %100 görünüyor. Dolayısıyla da bu mantle cell lenfomada bir BTK inhibitörü ile CAR T'yi birleştiren ilk çalışma, oldukça derin ve yüksek yanıt olan oranları var ve yan etkilerde tolerable görünüyor. Etkinlik yüksek riskli olgularda da mevcut. Bu da gerçekten oldukça önemli ve diğer çalışmalar için öncü bir çalışma olarak belirtilebilir. Bu üç çalışmanın ardından difüz büyük B hücreli lenfoma ile ilgili seçtiğim abstractları sizlerle paylaşacağım. Bunlardan ilki yine önemli çalışmalardan bir tanesi, bir faz 3 çalışma. Matrix ELSG 43 çalışması. Bildiğiniz üzere primer santral sinir sistemi lenfomalarında standart tedavimiz yüksek doz metotreksat içeren bir tedavinin ardından otolog periferik kök hücre naklini içeriyor ama bu çalışmada aslında yapılmaya çalışılan şey şu: ben indiksiyonu verdikten sonra konsolidasyonda acaba otolog nakilden kaçabilir miyim? Daha non-mirli ablatif bir rejimle MRD'yi negatif tutabilir miyim? Hedef bu. Hasta grubu 18-65 yaş arası yeni tanı hastalar. 66-70 yaş arası hastaları da almışlar ama ICOG performans statüsü 2 ve 2'nin altında olanları almışlar. HIV negatif olgular ve indiksiyonda hastalara 4 kür matrix verilmiş. 2 kürden sonra hücre toplanmış. Buradaki matrixin yanıtına göre de en az PR yanıtı olan hastalar 2 kola randomize edilmiş. Hasta sayıları 114'e 115. Bir kol konsolidasyonda otolog nakil, diğer kol ise R-Dövik tedavisini almış. 2 siklus olacak şekilde.
Hasta karakteristikleri arasında herhangi bir anlamlı farklılık yok ama sonuçlara baktığınızda 3 yıllık progresyonsuz sağ kalım ve toplam sağ kalım oranları otolog nakil ile Ardovik grubuna göre çok çok daha iyi. Otolog nakille progresyonsuz sağ kalım %79'a 53 ve toplam sağ kalım ise %86'ya %71 görülüyor. İstatistiksel olarak da anlamlı bir farklılık. Yan etki profili açısından bakıldığında beklendiği üzere otolog nakilde nakilin de bir takım toksitesiyle beraber bir miktar daha yüksek yan etki oranları görebiliyorsunuz. Özellikle tedavi ilişkili bir ölüm oranı da burada belirtilmiş bu kolda. Ama genel olarak değerlendirildiğinde araştırmacılar aslında siz bu tedavi naif olgulara otolog nakille konsolidasyon verdiğinizde konvansiyonel kemoimmünoterapiye göre toplamda da 45 aylık bir sürenin sonunda yaklaşık progresyon riskini %60, ölüm riskini ise %54 azaltıyorsunuz şeklinde bir sonuca varmışlar. Biraz indüksiyonda acaba toksiteyi azaltabilir miyiz diye de yeni bir çalışma başlatılmış, Optimate çalışması. Armatex takiben iki kür Armatex ile gidecek olan bir çalışma gibi görünüyor. Bir diğer çalışma eşte sunulan faz 3 transform çalışması, bunu gayet iyi biliyoruz aslında. Lancet'te yayınlanmıştı, interim analizleri, ara analizleri yayınlanmıştı. Bu relaps refraktör, large B-cell lenfomalı olgularda, özellikle primer refraktör ve erken relaps olgularında ikinci basamakta standard of care'e CAR T-cell tedavisinin üstün olduğunu gösteren bir çalışma idi. Bu raporda median 17,5 aylık takip sürelerine ait primer analiz sonuçları verilmiş. Çalışmanın dizaynını tekrar hatırlayacak olursak, biraz önce söylediğimiz gibi agresif ve erken nükslü ve primer refraktör olguların dahil edildiği, yine ECOG performans statüsü 1 ve 1'in altındaki olgular bunlar. Toplam 184 hasta iki kola randomize ediliyor. Opsiyonel bir köprüleme tedavisinin ardından lisosel CAR T tedavisine, bir kısım ise standart tedavi olan salvage'in sonrasındaki otolog nakile ilerliyor. Ve sonuçlara baktığımızda, yani bu eşte sunulan sonuçlara baktığımızda, event free survival açısından baktığımızda, bakınız lisoselle %52.6'larda standart kemoterapi koluyla, yani otolog nakilde %20.8'lerde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık var. Yine yanıt oranlarına baktığınızda gerek toplam yanıt gerekse CR oranlarında belirgin bir fark var CAR T-cell tedavisi lehine ve bu oluşan CR yanıtlarının da aynı zamanda kalıcılığı oldukça güzel görünüyor bu çalışmayla beraber. Progresyonsuz sağ kalıma yine baktığımızda CAR T-cell'in yine standart tedaviye otolog nakile üstün olduğu gösterilmiş. Median follow-up süresi 17,5 ay, tekrar hatırlatıyorum. Ve toplam sağ kalım. Toplam sağ kalımda da şurada bir miktar birleşme eğilimi olmakla beraber 18 ayın sonunda lisoselle %73.1 ve otolog nakil ile %54.1 gibi görünüyor. Sonuç itibariyle bu takip süresinin sonucunda lisoselin, yani CAR T tedavisinin erken relaps ve primer refraktör olgularda standart otolog nakille devam ettiğimiz olgulara göre daha üstün olduğu gösterilmiş. Mevcut tedavi bu çalışmanın devamında yan etki profilinin oldukça yönetilebilir ve interim analizle benzer olduğu gösterilmiş. Dolayısıyla da ikinci basamak tedavide bu spesifik yüksek riskli olgularda eğer elinizin altında varsa ikinci basamak tedavi için CAR T-cell'in kullanımını destekleyen bir çalışma. Üçüncü çalışma tedavi naif hastalarda, difüz büyük B hücreli lanfomalı hastalarda bir faz 1B çalışması. Ama bunun sonuçları devam edecektir biliyorsunuz. Hani ARCHAP'a üstün protokoller bulmaya çalışıyoruz özellikle first line'da. Bu çalışmada da aslında gösterilmiş ki glofitamapı ARCHAP'a eğer eklersek tedavi edilmemiş olgularda oldukça da etkin sonuçlar alabiliyoruz. Bu çalışmanın dediğim gibi devamı gelecektir ama bakınız 56 hasta
hasta, tedavi sonrasında 46 hasta değerlendirilebilmiş. Ortalama yaş 68, olguların çoğu ileri, evre ve ipi skorları ortalama 3. Metabolik tam yanıtlar %76'larda, toplam tam yanıt oranları ise %93,5'larda ve çok ciddi de bir CRS, özellikle grade 3 ve üzeri bir CRS de görülmemiş. Gayet yönetilebilir yan etkilerle devam edilmiş. Dolayısıyla da bu kombinasyonu da ileride muhtemelen göreceğiz gibi görünüyor. Minimal toksit ama etkin bir kombinasyon şeklinde. Bir diğer çalışma remodel çalışması. Bu remodel çalışmasını daha önceden aslında biliyoruz. Biliyorsunuz 2019'da Lancet Onkoloji'de 30 aylık takip sonuçları verilmiş idi. ARÇAP'a bortezomipin eklenmesi ve bortezomipin herhangi bir katkısının olup olmadığının değerlendirildiği bir çalışma ve progresyonsuz sağ kalımla toplam sağ kalımda herhangi bir farklılık saptanmamıştı. Bu çalışmada ise bir 5 yıllık çalışma verileri verilmiş ama nasıl? Bir geriye dönük bir analiz yapılmış ve bir gen ekspresyon bazlı yeni bir sınıflama yapılmış. Daha önceki sınıflamada bu ABC ve germinal merkezin yanına farklı bir moleküler yüksek riskli bir grup tanımlanmış. Özel bir gen profili oluşturularak ve bu alt grupların içerisinde geriye dönük tekrar survival analizleri yapılmış. Bakınız burada 3 ayrı grup var artık ve bu 3 grubunda daha yüksek moleküler riske sahip olan grubu neredeyse her iki grubunda %10'unu oluşturmakta. Çalışmada ortalama yaş 65 civarında, ipi skorlarının %17 civarında, 17,5 civarında yüksek risk grubu altında olduğunu biliyoruz ve hastaların büyük çoğunluğu da yine ileri evre hastalar olarak kendini gösteriyor. Şimdi yine toplamda bakıldığı zaman kollar arasında genel olarak bakıldığında herhangi bir farklılık yok. Ama eğer alt gruplara bakacak olursak araştırmacılar der ki ABC alt grubunda ve bu yeni moleküler yüksek riskli grupta aslında bortezomipin etkilenmesi progresyonsuz sağ kalıma birinde %15 diğerinde ise %26'lık bir katkı sağlıyor. Toplam sağ kalıma bakıldığında ise bunların kalitesi için özür diliyorum daha iyilerini bulamadım ama toplam sağ kalıma bakıldığında ise yine totalde bir farklılık olmamakla beraber bortezomipin eklenmesi özellikle toplam sağ kalımda ABC alt grubunda %13'lük bir ölüm riskinde azalmaya neden olmuş. Burada tabii araştırmacılar sonuç itibariyle genel verilerden yola çıkarak herhangi bir sapma yapmıyorlar. Sadece burada öneri şu ki bazı gen profili çalışmalarıyla beraber aslında difüz büyük becerili lenfomanın ne kadar heterojen bir hastalık grubu olduğunu düşünecek olursak bunların içerisinden belli bir spesifik hasta grubunu yakalayarak bu grupta çeşitli yan ilaçlarla, bortezomib gibi ilaçlarla daha iyi etkiler alabileceğimizi, daha iyi sonuçlar alabileceğimizi vurguluyorlar. Yani bortezomibin etki edebileceği, ondan fayda görebilecek farklı bir takım moleküler subtiplerini tanımlayabilir gen ekspresyon profili difüz büyük becerili lenfomada der araştırmacılar. Ve yine klinik pratiğimizde ileride bize yardımcı olacak MRD takibi. Biz biliyorsunuz difüz büyük becerili lenfomada şu anda fonksiyonel olarak, radyolojik olarak değerlendirme, fonksiyonel radyolojik olarak yanıt değerlendirmesi yapıyoruz ama moleküler düzeyde hasta yükünü klinik pratiğimizde rutin olarak uygulayamıyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki özellikle dolaşan tümör DNA'sının ölçümü oldukça prognostik ve bize çok önemli bilgiler verebiliyor. İşte bu çalışmada da yine ultrasensitif bir dolaşan DNA MRD metodu kullanılarak tedavi sonucunda bir yanıt değerlendirmesi yapılmış. Nasıl yapılmış? Yeni tanı difüz büyük B hücreli lenfoma hastalarında küratif hedefle ilerleyen toplam 5 prospektif çalışmada tedavi sonucunda MRD'nin değerlendirildiği bu çalışmalara bakılmış ve bu çalışmalarda bu dolaşan DNA tespitinin prediktif değeri araştırılmış ve bu prediktif değerin radyolojik yanıtla ve progresyonsuz sağ kalımı içeren sonuçlarla karşılaştırıldığı bir çalışma bu. Bu çalışmada gösterilmiş ki 3. kürün sonunda özellikle eğer siz
dolaşan tümör DNA'larını belli bir oranda temizleyebiliyorsanız bu progresyonsuz sağ kalım için oldukça güçlü bir prognostik gösterge. Tedavinin sonunda klirensin olmadığı olgular genellikle en kötü olgular, en yüksek riskli olgular. Bu tedavi sonunda PET-CT'nin de progresyonsuz sağ kalım üzerine ciddi ve kuvvetli bir prognostik gösterge olduğunu biliyoruz. Ama her ikisinin de karşılaştırıldığında aslında bu sekans analizinin yani tümör DNA'sının tespitinin PET-CT'ye göre daha yüksek sensitivite ile progresyonsuz sağ kalımı tahmin edebildiği bu çalışmada gösterilmiş ve araştırmacılar bunun oldukça aslında kolay bir metot olduğunu, pahalı bir metot olduğunu fakat mutlaka klinik pratikte bir şekilde klinik en azından klinik çalışmalara implante edilmesi gerektiğini belirtmekteler. Sabrınız için teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum bu güzel toparlama için. Gerçekten bu yılki eşe bakacak olursak mental hücreli lenfoma ve primer santral sinir sistemi lenfoması verileri oldukça ön plandaydı. Özellikle mental cell lenfomada hatırlayacaksınız. First line'da epey yeni çalışma var. İbrutinib tek başına verileri önce yayınlandı. Sonra R-bendamustin artı eksi ibrutinib shine çalışması yayınlandı. Ve şimdi de transplantın ve ibrutinib'in yerini sorgulayan ve oldukça plenary session'da tartışılan bir durum. İbrutinib oldukça etkili bir ajan. Ama mesela R-bendamustine ibrutinib ekleyen Shine çalışmasında 7 yıllık progresyonsuz sağ kalımda çok büyük bir fark olmasına rağmen 7 yılın sonunda sürbi farkı yok. Çünkü toksisite nedeniyle ölümler fazla. Tabi ibrutinib'in induction'da R-CHOP'la birlikte uygulandı bu triangle çalışmasında. İbrutinib maintenance'ın cost efektivitesi de sorgulanması gereken bir parametre. Ama belli ki bu ajanlarla transplantın yeri birazcık oynamaya başladı. Başka benim söyleyeceğim, evet R-CHOP PAP bortezomib eklenmesiyle ilgili bahsettiğiniz çalışma. Bunun en iyi örneğini moleküler verilere dayalı Çinlerin bir çalışması. Çapuyun diffuse large B-cell lenfomadaki 5 alt grubuna NGS verilerine göre eklenen birine ibrutinib, birine lenalidomitin neredeyse her alt grupta %90'a varan bir etkinliği gösterdiğini hatırlıyoruz. Bunun devamı gelmedi. Ama büyük bir ihtimalle biz moleküler verileri ilk kullanacağımız tedavide önemli bir parametre olarak kullanacağız diye düşünüyorum. Bir tek şeyi de ekleyerek bitireyim konuşmama. Biliyorsunuz CAR-T'nin olmaması bizim için bir üzüntü kaynağıdır. Ama biraz sevineceğimiz bir şey söyleyeyim. Bir çalışma. Özellikle primer refrakter verdiğiniz çalışmada da olduğu gibi ve erken nüks hastada CAR-T'nin etkinliği 2 randomize çalışmada onaylandı ve bunlar FDA'den onay aldı. Ama güzel bir çalışma şunu gösteriyordu. Avrupa'da CAR-T için hastanın lenfositleri gönderildikten sonra primer refrakter grup eğer o sırada verdiğiniz bridging tedavi olarak araysa yanıt veriyor ise transplant ile devam ettiğinizde ciddi bir ekonomik kurtuluş ve iyi bir sonuç alabiliyorsunuz. Bu da bir diğer benim dikkatimi çeken konuydu. Evet şimdi katkı ve sorular için buyurun lütfen. Merhaba, sunumunuz için teşekkür ederim. Ben burada R-CHOP'la glofitamab artı R-CHOP çalışmasından bahsetmiştiniz. Burada yani glofitamab aslında CD3 ve CD20 antikoru olurken hem de glofitamab verilmesi konusunda ne diyorsunuz? Ya da şöyle bir şey olabilir mi? Yani rituximab orada ya da işte anti-CD20 şeyin diğer bağlanma bölgesini kapatabilir mi? Etkinliğini azaltabilir mi? Yani teşekkür ederim. İkisi de hedeflediği için acaba burada bir kompetisyon olup etkileri azalır mı? Bu konuda gerçekten
yeni bir review vardı. Bir spesifik antikorlarla ilgili. Çok az miktar, çünkü bizim glofitamab verdiklerimizin hepsi CD20'yi hedefliyor ve biz 3 line, 4 line CD20 bazlı tedavi verdikten sonra bir spesifik antikorları kullanıyoruz. Sales'in review'sunda, Blood'ta çıktı bu. Çok az bir CD20 ekspresyonu olsa dahi bunların etki ettiğine dair bir veri gördüm. O nedenle senin o konudaki endişeni biraz örtebilecek bir çalışma. Okuyabilirsin o çalışmayı. Teşekkür ederim Deniz. Akalabrutinib-lenalidomid rituximab verisinde İDAME'de işte MRD negatifliği sağlayınca deeskalasyon yapılabilir gibi bir veri çıkmış ama aynı grubun yaşlılarda yaptığı çalışmada aslında RÇAP sonrasında aridame yaparsanız MRD bakmayın sonucuna varmışlardı. Yani idame sırasında özellikle yaşlı grupta MRD'ye bağlı tedavi kesmemek gerekiyor görünüyor. Bir de benim sorum özellikle bu büroton kinaz inhibitörü mesela ibrutinipi nanoçkin lenfomanın tedavisine işte salvage'la vesaire kombinasyonlarıyla ilgili de veriler vardı. Hani tam olarak nereye oturtabiliriz acaba? Hangi hasta grubunda büroton kinazları ekleyebiliriz? Moleküler gruplara göre fark edebilir mi? Bunu söylemek için herhalde çok spesifik sınıflandırmak için çok erken herhalde. Çünkü her biri için ayrı konuşulabilir. İşte hani indolen lenfomalar için ayrı, agresif lenfomalar için ayrı konuşulabilir. Ama şu an için mesela en basitinden onun için bunu özellikle sundum ki mantle cell lenfomada primer tedavide bile, ilk basamak tedavide bile belki de otolog nakilin yerini alacak bir şeyden bahsediyoruz. Bir hani ilaç grubundan bahsediyoruz. Hani bu kadar oturmuş ve bu kadar demonstratif çalışmalar mutlaka gelecektir diye düşünüyorum. Ben böyle randomize prospektif çalışmalar. Ama şu an için herhalde en parlak görünen kullanım alanı bu mantle cell lenfomada bir şekilde otolog nakilden kaçabileceğimiz bir süreci başlatıyor olması. Aslında difüz büyük bir hücreli için daha çok sormuştum. Hani orada sanki bu subgruplara daha çok bakarsak hani daha erken aşamada bile hangi hastanın fayda göreceğini belki predikte edilebilir. Bir de salvage'lara da araysa ekledikleri veriler de kesinlikle salvage'ların içerisine eklenen bir sürü. O kadar çok çalışma var ki aslında bu söylediğinize ilaveten burada tabii getirip tartışamadığım second line'da özellikle refraktör hastalarda birçok çalışma var. İbrutinipin eklendiği, akalabrutinipin eklendiği. Hepsini hocanın dediği gibi belki 15 gün tartışsak anca çıkar. Ama bir yer edinecek mutlaka kendine subgruplarda. İşte bortezomipile bile bir yere bulmaya çalışıyor. Ben BTK inhibitörlerinin bu konuda daha parlak ve daha geleceğinin ışıklı olduğunu düşünüyorum. Şey ekleyeyim sorunuzla ilgili. Phoenix çalışması biliyorsunuz BTK inhibitörlerinin yerini araştırmak için yapılmış randomize faz 3 çalışmasıydı. Bunlar aktive B hücre fenotipini ama immün fenotiplemeye dayanarak A, B, C ve G, C, B olarak ayırmıştı. Orada 60 yaş altında ibrutinip eklemenin her ne kadar bunun end point'i bu çalışmanın end point'i olmamasına rağmen BTK inhibitörlerinin avantajını göstermişti. Ama başlangıç planında olmadığı için bu istatistik olarak çok üzerinde durulacak bir grubu oluşturmuyordu. Ama yine de eğer ille de ekleyeceksek daha genç fit grupta ve ABC fenotipi yahut non-germinal merkez olan grupta. Ama benim bahsettiğim Çinlilerin çalışması o 5 grubun her birini çok akıllı bir şekilde CHOP iskeletine ekledikleri ilaveyle gerçekten çok büyük bir başarı elde etmişlerdi. Onun şimdi Amerika'daki çalışmasının devam ettiğini biliyorum. Evet Umut abi varmış. Çok güzel bir sunuydu. Çok güzel tartışmalar. Bir tek moral bozucu bir şey hatırlatayım. Artık Avrupa'da difüz büyük B hücreli lenfomanın ilk sıra tedavisi polatuzumab RCHP oldu geçen hafta. Amerika'da da olmak üzere Türkiye'de inşallah olacak. Dolayısıyla bundan sonra şimdi mesela başlaması planlanan bir çalışma var. İlk sıra difüz büyük B hücreli lenfoma çalışması.
kontrol kolumuz polatuzumab RCHP, deneysel kol glofitamab polatuzumab RCHP. Dolayısıyla artık yavaş yavaş o miyelom da şeyini yitirecek DBBHL karşısında, o hani dörtlüler beşliler, artık DBBHL'de de devrim oldu. O yüzden bu verilerin tamamını yeniden gözden geçireceğiz. Yeni standarda karşı üstünlüklerini koymak zorunda olacağız. Teşekkürler Deniz. Teşekkürler. Evet. Az evvelki soruya çok kısa bir cevap vermek isterim bu CD20 inhibisyonu konusunda. Şimdi CD20 inhibisyonu monoklonal antikor teknolojileri total olarak bağlamıyor. Her birinin bağlama noktaları farklı. Bunu en güzel nerede görüyorsunuz? Obinutsumab'da, ofatumumab'da. Birbirlerinin internal etkileşimleri var. Buradaki yapılan teknolojide ikinci sefer koyduğunuz CD20 ile CD3 arasındaki bağlantıda da farklı alanları bağlıyorsunuz. Dolayısıyla da total bir CD20 ekspresyonunu tamamen kapatmıyorsunuz. Farklı alanlarda, farklı konfigürasyonda kapatıyorsunuz. Bu konuda da hemen şunu söylemek isterim işte. Kemik iliği nakil kongresi öncesinde Cem Hoca da burada bir immünhematoloji toplantısı yapılacak, bir kurs gibi. Orada zaten bu konular çok detaylı, bu işin merkezindeki yapan insanlar tarafından anlatılacaklar. Her antikor eşittir, birbirine eşit, ne diyelim, aynı etkiyi göstermez. Birinde etki olmayan, işte ne diyorsunuz, rituximab etkilemeyen obinutuzumabla, ofatumumabla farklı etkiyi görebiliyorsunuz. Burada da her bir antikor, monoklonal antikor farklı değerlendirilmesi gerekiyor. Evet, başka bir katkı yoksa çok teşekkür ediyoruz Deniz Gören'e. Şimdi ben oturumu Mehmet Sönmez'e bırakıyorum. Evet, ikinci konuşmacımız Doktor Itır Demiriz. Bizlere indolun lenfomadan